Hakkımızı aradık, çalmadık, çırpmadık. Hakkımızı aradık, çalmadık, çırpmadık. Hakkımızı aradık. Ankara'dan gelen tüm dostlara, tüm kurumlara, tüm arkadaşlara veya bugüne kadar kaldığımız süre içerisinde dayanışma gösteren her bir yurttaşa bin teşekkür ediyoruz. Var olsun, sağ olsunlar, var olun, sağ olun. 46 gündür bir direniş sürecindeyiz. Türkiye tarihi açısından ibret vesikası bu direniş. Bir tane vekil, bir iktidar partisi vekili, Batman vekili Ferhat Nasıroğlu. Aynı zamanda madenimizin patronu. Aynı zamanda onlarca rüzgar enerji santrali, hidroelektrik santrali, oteller, gıda sektörü yatırımları, turizm yatırımları, Karun, zengin, tanrı, Allah gibi kendini gören bir abi. Yani biz her yolla, aşiret yollarıyla, siyasi partiler yollarıyla, geleneksel yollarla, her yolla kendisine ulaşmaya çalıştık. Meclisteki ofisini arkadaşlar, binin üzerinde aradılar, görüşmek istiyoruz dediler. Tek bir geri dönüş olmadı. Ortaklarını, Koçu Sabancı'yı aradık. Dedik ki ortağınızı uyarın. Ortağınız burada anayasanın 51. maddesinden başlayarak sendikalar kanunu, işçi sağlığı, iş güvenliği kanunu, kişisel verileri koruma kanunu alenen ayaklar altına alıyor. Holdingler istediği gibi bizim kafamıza sıkabilsinler, istedikleri gibi toplu işçi öldürebilsinler, istedikleri işçiyi atabilsinler, istediklerini satabilsinler. Holdingler yedi soylarına, yedi cetlerine istedikleri serveti bırakabilsinler. Bin yıl daha yesinler, içsinler, boğuluncaya kadar yesinler. Eğer buysa, eğer eşit yurttaş değilsek, bunun anayasada yazılmasına gerek yok. 51. maddeyi söküp atın. TCK kanununda 118'i kaldırın. Yüz binlerce işçi atıyorsunuz. Tek bir tane patron bir saat cezaevinde kalmıyor. Nasıl ceza kanunu bu? Nasıl adalet bu? Evet arkadaşlar, ismim Özay Karakuş. Fernan şirketinde 4 seneden beri çalışmaktayım. Ben de 301 kişinin şehit olduğu ocaktan çıktım. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Ferhat Bey'in onuru kırılmış, kibiri kırılmış. Biz bunu hiçbir arkadaşımızın ağzından kötü bir söz ya da küfür çıkmadı. Buna şahidiz ve buna kefiliz. Bu milletin çocuğuyum ben. Siz beni görmemezlikten gelemezsiniz. Bu kadar insanların çoluğunu çocuğunu görmemezlikten gelemezsiniz. Bu kadar destek veren milleti görmemezlikten gelemezsiniz. Siz bu müzakereye oturacaksınız, oturmak zorundasınız. Çünkü sizler haksızsınız. Bunu da sosyal medyada ispatladık. Ses kayıtları ve görüntülerle. Siz hala neyin peşindesiniz? Neyi aramaya çalışıyorsunuz? Bu kadar insanları neden işsiz yapıyorsunuz? Şimdi Soma'daki 5 tane maden firmasına bu kadar arkadaşımızın isimleri verilmiş. Hiçbiri işe alınmıyor. Neden? Çünkü karşımızdaki vekil karalama kampanyası yapmış. Bu kadar insanın ailesini yoksulluğa, boşanmaya, intihara sürükleyecek kadar cari olamazsınız. Bu cariyle derhal son verin. Lütfen. Kurtuluş Partisi'nin içerisinde eylem yapan gruba çıktı. Yaptık olduğunuz eylem kanlarınızı açıldı. Şimdi arkadaşlar. Lütfen Şimdi arkadaşlar, dostlar. Madenciler dinleyin. Madenciler dinleyin dostlar. Dostlar, Ankara'dan gelen dostlar, kardeşler dinleyin. Biz madenciler olarak yürüyeceğiz. Kesinlikle yürüyeceğiz. Uğurlama kısmı için gelen arkadaşlar kortejin dışında dursunlar. Ricamız odur. Biz yürüyeceğiz. Buradan da emniyete sesleniyoruz. Eğer burada bir suç işleniyorsa madenciye dokunmayın. Bu kararı sendikamız aldı. Genel başkanla ben bu suçun bedeli neyse onu üstlenmeye açığız. Gözaltı işlemi yapacaksanız sadece ikimize yapabilirsiniz. Kararı biz aldık. Kararı uygulamak üzere görevlendirildik. Dolayısıyla şimdi de yürüyoruz.
Sayın Başkan, hiçbir hukuksuzluk yapmıyorsunuz ki evet. Alamazlar. Evet. Alamazlar. Önce açıklamalar. Bir dakika bekleyin. Sayın Başkan. Mahallediler yürüyün. Yasal varsa herkes olmalı. Bak madenci dışında kimse gelmesin arkadaşlar ya. Yürü madenci dışında kimse yürü gelmiyor. Madenci dışında kimse gelmesin. Ölmek var! Ölmek var! Ölmek var! Ölmek var!